Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel çalışmamızı yapacağız. Bu heliğimizi kız bebeklerimiz için, erkek bebeklerimiz için örebiliriz. E, yeleğimizin üst kısmını tığ işiyle ördüm. Alt kısmını ise şişimizle ördüm. Yine lastik kısımlarını hem ön lastiği hem alt lastiği, kol lastiğini yine e, tığımla örerek güzel değişik bir yelek çalışması yapmak istedim. Hem e, bu robada genelde e, arkadaşlarımız şişle zorlananlar var yani arkadaşlarımızın arasında. Tabii ki çok profesyonel arkadaşlarımız, dostlarımız var ama bu e, yukarıdaki Roba kısmını tığ ile daha rahat örebilmekteyiz. Daha sonrasında şöyle görmüş olduğunuz 3 boyutlu gibi kısmımız var. Buradan ilmeklerimizi birer birer çıkararak şişimize taktık ve görmüş olduğunuz bu güzel çalışmamızı ördük. Çok çok kolay ve güzel bir model. Bakın lastiklerimizde görmekteyiz. Şimdi sizlerle e, bu modelimizi yani yeleğimizi bütün aşamalarıyla birlikte öreceğiz. Ben e, tığ olarak 3 numara tığımı kullandım, altında ise üç buçuk numaralı şişimi kullandım. İplerinize göre tığlarınızı ve şişlerinizi tercih ederseniz çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Şimdi beden de gövde genişliğinin ölçülerine bakalım. Ölçümü alıyorum. En üst noktadan 34 buçuk santim uzunluğunda. Yeleğimizin uzunluğu, gövde genişliğine bakacak olursak gövde genişliği ise 30 santim. Gövde genişliğine sahip bu yeleğimizi bir yaşındaki çocuklarımız, bir buçuk yaşındaki çocuklarımız, yani kilosuna göre iki yaşına kadar giyebilirler. Evet. Şimdi hemen e, yapımına geçelim ama öncesinde küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet. Hepinize kolay gelsin diyorum. İnşallah en rahat bir şekilde bu güzel çalışmamızı beraber tamamlarız. Kolay gelsin. Evinizde bulunan dilediğiniz marka bir bebe yünü örebilirsiniz. Kız bebeklerimiz için, erkek bebeklerimiz için gayet güzel olacaktır. Ben e, mavi rengimi kullandım. E, erkek bebeklerimiz için e, modelimi kullanacağım. Tabii kız bebekler için örecekler. E, kız renklerine yatkın bir ip kullanabilirler. Evet zincirimizi çekerek hemen başlayalım. Dilediğiniz ya marka ürünleri tercih edebilirsiniz. Herkes bulunduğu şehirde, e, bulunduğu kasabada neredeyse ona uygun iplerle güzel çalışmamızı yapabilir. Evet, zincirimizde başlayalım. Önce önümüzü örerek başlıyorum. Bir tane düğüm attım ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zinciri önümüz için ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zinciri kolumuz için ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18 zinciri arkamız için ördüm. 10 önümüz, önümüzün bir tanesi 13 kolumuz ve 18 arkamız ördüm. Şimdi tekrar 13 tane zinciri kolum için çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Tekrar diğer önüm için 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın bütün bölümlerimizi ayrı ayrı zincir çekerek ördük. Şimdi benim zincirim kaç santime karşılık geliyor? Hemen mezurumla bakalım. Hiç müdahale etmiyorum zincirime. Şöyle koyuyorum sadece. Ve şuradan tutuyorum. 25 santim. Bakın hiç müdahale etmedim. Olduğu gibi 25 santim karşılığında. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Buradaki en son zincire şöyle elimi tutuyorum bakın en son zincire üzerine iki tane zincir ekliyorum ki ne fazla ne eksik olsun bakın bu şekilde çalıştığımız zaman bütün örmüş olduğumuz trabzanlar birbirini tutacak ne eksik gelecek ne fazla ördüğümüz zincirden bir tanesine tuttum iki zincir ilave ettim tığımı başını doladım tutmuş olduğum birinci zincirin üzerine gelerek batıyorum ve başlıyorum bir iki üç defa da alıyorum ve birer birer zincirlerimi üzerine trabzanlarımı bir dolayıp 3 defa da çekerek örüyorum. Önümüz için 10 trabzanımızı öncelikle örüyoruz. 2, 4, 5 oldu. 6, 7, 8 9 ve 10 zincirimizi çektiğimizdeki e, verdiğimiz sayılar bizim trabzan sayılarımız olacak 2 4 6 8 ve 10 10 tane önümüz için trabzan ördükten sonra 10. trabzan üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum ve tığımın başını doluyorum bir sonraki zincir içerisine gelerek batıyorum ve ardı ardına 13 tane trabzanımı bir dolayıp 3 defa daha örüyorum burası da kolumuz olacak bir dolayıp 3 defa da örelim toplu sayı vermekten daha rahat olmakta yapacağımız bu işlemlerimiz tüm bölümlerimizin de sayısı baştan belli oluyor. Büyük örmek isteyen arkadaşlarımız yaş grubuna göre 3'er, 5'er büyütebilirler. Evet 2 4 6 8 9 10 13'ü tamamladım ben. Sayalım sizlerle. 2 4 6 8 10 ve 13 13'ün üzerine 3 tane 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki zincir yuvasının içine gelerek batıyorum ve arkam için hazırladığım 18 tane trabzanımı, zincirimi trabzanla dolduruyorum. 18 tane trabzanım ördüm. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 üzerine yine 2 zincir çekiyorum bu kez kolum için 13 tane trabzanımı hemen yandaki zincire batıyorum ve örmeye başlıyorum Trabzanımı tamamladım 2 4 6 8 10 ve 13 üzerine yine iki tane zincir çekiyorum diğer zincirden başlayarak toplam 10 trabzanımı da İkinci önüm için örerek e, robamızın rub, e, bütün bölümlerini tamamlamış oluyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane trabzanımı da ördüm. Robamızın bütün bölümlerini bu şekilde tamamladık. Aralarında 2 zincir olacak şekilde. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. İkinci sıramız için ise bakın son trabzan üzerine zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Direkt ikinci trabzanın üzerine batıyorum. Bire batmıyorum. Direkt buraya batıyorum. Ve 3 defa daha örüyorum. Birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum. Zincirimin olduğu yere kadar. Hepsine birer batıp 3 defa da çekiyorum. Bir doladım. 10 tane trabzanımızın üzerine yine 10 trabzanımızı ördük. Şimdi bu zincirimizde artışlarımızı yapacağız. Zincirler üzerinde hem sağ taraftaki önümüz hem de sol taraftaki kolumuz için ayrım olacak. Diğer bölümlerde de aynı şekilde arkamız ve diğer kolumuz, önümüz ve kolumuz şeklinde. Yani bu iki zincir gördüğümüz her yer bizim artış ve bölüm ayrım yerlerimiz. 10'a 10 ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi artışımı yapıyorum. Artışım için bu ikinci sırada 3 tane trabzan örüyorum. 1, doluyorum. İkinciyi ördüm. Doluyorum. Üçüncüyü ördüm. Şimdi buradaki önümüz için 3 tane trabzan arttım. Toplamda 13 oldu ikinci sıramız. 2 İki, zincirimi çekiyorum yeterli artışımdan sonra şimdi kolum için buradaki zincir içerisine yine 3 tane trabzan örüyorum buraya kaç tane çektiysek bütün bölümlerimize aynı artışı yapmamız gerekmekte 3 tane arttım yine kolum içinde üç tane artışımı yapıyorum 2 zincirimden sonra 1 2 ve 3 üç. 3. trabzanımı ördüm 3. trabzanımı ördükten sonra İlk trabzanın tepesine batıyorum ve aşağıdaki trabzanlarımı birer birer diğer zincire kadar örüyorum hiç atlamıyorum hepsini birer birer örüyorum birer birer trabzanlarımı ördüm zincirimin hemen yanındayım yine buraya da 3 tane trabzanımı örüyorum zincir içerisine 1 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm kolum içinde hem sağından hem solundan 3 artışımı yaptım. 2 zincirimi ilave ediyorum. Tekrar ayrımı yapmak için tığımın başını doluyorum. Arttığımı şöyle biraz kenara çekiyorum. Arkamızdan önce 3 tane trabzanı da arka için artıyorum. 2 ve 3. 3 de arkamı arttım ve hemen ilk trabzanın tepesinden batıyorum. Birer birer zincirimin bulunduğu ayrım yerine kadar trabzanlarımı örüyorum artışımı yaptım üçer üçer bakın arkamızı da bu şekilde örerek geldim zincirimin bulunduğu noktadayım yine 3 tane artışımızı zincir içerisine örüyoruz 1 2 ve 3 araya 2 zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa 3 tane trabzanımı örüyorum kollarımızı aynı şekilde bütün trabzanlarımızı ördükten sonra 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı örüp önümüzü de örerek tamamlayalım ve buradaki görmüş olduğumuz yani şuradaki yapmış olduğumuz işlemleri üçer artışlarla sona kadar yapıp sıramızı tamamlayalım Sıramızda iki sıramızı tamamladık. İkinci sıramızın sonundayız. Şimdi üçüncü sıramıza başlayabiliriz. Ne yaptığımıza şimdi bakalım. Üç trabzan, iki zincir, üç trabzanımızı bütün köşelerimiz için örerek artışlarımızı yaptık. Bundan sonra artık üçer değil bütün sıralarımızı iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak artacağız. Şimdi yine aynı şekilde örmeye başlıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Eğer eliniz gevşekse 2 de çekebilirsiniz. 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Birinci bakınız trabzanın üzerine zincirle ördük. İkinci trabzanın tepesine batıyorum ve çekiyorum burayı özellikle hatırlatmak istiyorum ki bazen arkadaşlarımız aynı yere batıp sonra şu şekilde bir artış yapıp görüntü kötü olabiliyor yani burayı iki olarak örersek hani sistemli bir şekilde ördüğümüzde problem çıkmaz ama hatayen yani ördüğümüz zaman burada artış olup potluk oluşabilir o yüzden şöyle zincirimizde birinciyi örelim ikinciyi direkt trabzanımızın üzerine batalım şimdi zincir yerimize kadar gelelim ayrım yerime geldim aynı zamanda artış yerim şimdi iki tane trabzan 2 zincir iki trabzanımı örüyorum ve bütün bölümlerim için aynı işlemi yapıyorum bundan sonra robamız tamamlanana kadar bu şekilde örüyoruz iki tane artışımın ikisini de yaptım bakın 1 ve 2 2 zincir çektim aynı yere batıyorum 1 ve 2 Evet Şimdi trabzanımın ilkine batarak geçiyorum ve bütün bölümlerimizde de aynı şekilde iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örelim ve biraz roba boyumuzu büyüttükten sonra yeniden birlikte olalım. Artışlarımızı yaparak robamızı yeterli ölçüye ulaştırdık. Kaç sıra ördüğümüzde şuradaki deliklerimizden bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. 8 sıra yeterli. Hepsinde sadece ilk sıramızı, yani kurulumumuzdan sonraki sıramızı üçer arttık. Geri kalan hepsinde iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan şekliyle bütün köşelerimizde artışlarımızı yaparak tamamladık. Şimdi 9. trabzanımıza başlayalım. Ama öncesinde şöyle bir santim olarak. Görelim kaç santim olduğunu bir uçtan diğer uca 27 santim bir uçtan diğer uca Şöyle yükselti olarak bakalım yükselti olarak 9 santim birazcık geçmekte o da önemli değil. Evet şimdi 9. sıramızda yine trabzanımızı örüyoruz buradan kollarımızı birleştirip gövde şeklini aldıracağız ben 9. sıramı da örmeye başladım ve aynı şekilde ördüm bakın 1. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine iki tane artışımı yaptım. Şimdi zincirimi çekiyorum ve kolumu diğer tarafa şöyle tutarak birleştiriyorum. Bir tane zincirimi çekmişim. 2 3 4 5 5 tane zincirimizi çekiyoruz gövdemize birazcık genişlik katabilmek için tığımızın başını dolayalım kolumuzu büktükten sonra buradaki büktüğümüz kısım bir zincirden diğer zincire olan kısım Bakın şöyle bir zincirimizden diğer zincir yani kolumuzun için hazırladığımız bölümümüz burada 5 zincir de çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve bu boşluğa girerek iki tane artışımı yapıyorum İki artışımı tamamladım. Sonrasında şöyle kolumuz bakın birleşti. Gayet güzel. Bütün trabzanlarımı birer birer örerek arkamı tamamlıyorum. Burası arkamız. Arkamızı da şuradaki kol ayrım yerine kadar birer birer trabzanlarımızı örerek tamamlayalım. Yeleğimizin arka kısmını da örerek geldim. Artış yerindeki iki tane artışımı yaptım. Kolumu bir uçtan diğer uca bükeceğim ama öncesinde ikinci artışımdan sonra 5 tane zincirimi çekiyorum 2 3 4 ve 5 şimdi büküyorum tığımın başını doluyorum iki artışta bu noktaya örüyorum sonrasında önümdeki bütün trabzanlarımı örerek roba kısmını gövdemizi birleştirdikten sonra tamamlamış oluyoruz Artık e, bu trabzanlarımızdan sonra modelimizi uygulamaya başlayacağız. Modelimiz e, çok kolay bir model. görünümü ise hiç e, öyle demiyor, çok şık duruyor. Ama örmesi sadece trabzan. Bu yaptığımız trabzanların aynını yapıyoruz. Hiç farklı işlem yapmıyoruz, kafa karıştırıcı. Hiçbir şey yok. Göreceksiniz şimdi. İnşallah çok beğeneceğinizi umuyorum gileyimize de çok yakışacak farklı renklerle de e, uygulayabilirsiniz tabii ki elinizde bulunan renkler, ipler hepsini değerlendirelim hiçbir şeyi israf etmeyelim. Çorbamızı örerek tamamladım. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. 9 sıramızla tamamladık. Şimdi santimine şöyle bakalım son kez kaç santim olduğuna robamızın boyuna şöyle bakıyorum 11 santim robamızın boyu şimdi modelimizi kurabiliriz modelimizi gövde bölümünde ben üç buçuk numaralı şöyle şişimi kullanıyorum ben misinal şişle örmek istiyorum ama düz şişle de çok rahatlıkla öreyebilirsiniz. Evet şimdi modelimi kurmak için en son bakınız trabzanımı ördüğüm yerdeki ilmeğime şöyle takıyorum. Ve birer birer ilmeğimi çıkarmaya başlıyorum. Çeviriyorum örgünün yönünü her bir trabzanıma giriyorum. Bu ilk trabzanım bakınız. İlk trabzanımdan aldığım ilk ilmeğim. İkinci trabzanıma giriyorum ilmeğimi alıp çıkıyorum sıradakine giriyorum ilmeğimi alıp çıkıyorum genellikle robayı şişle örüp alt kısmını tığla çalışıyordu böyle değişik bir çalışma yapmak istedim çok rahat alıyorum bakın hiç sıkıntı olmuyor çok rahat ilmeklerimizi toparlıyoruz. minik göze giriyorum ipimi dolayı içinden geçiyorum şişim söylediğim gibi üç buçuk numara ipinize göre daha kalın iplerle örüyorsanız ya da daha bol olmak istiyorsanız 4 numaralı şişleri tercih edebilirsiniz ya da e, ince ise ya da eliniz çok gevşekse 3 ya da iki buçuk numaralı şişlerimizle örebilirsiniz. Şimdi 5 tane kol altı için zincirimizi çekmiştim. Bakın ilmeklerimi çok güzel topladım. Şimdi 5 tane ilmeğimin beşinden de birer birer çıkarıyorum. Giriyorum. Birinciyi aldım. ikinci aldım üçüncüyü aldım dördüncüyü aldım beşinci aldım beş tane ilmeğimi de buradan çıkardım şimdi arkanın ilk trabzanına başlıyorum ve bütün mı birer birer alarak örüyorum diğer kol altında da aynı beş tane ilmeğimizi çıkaralım ve sıramızın başında yeniden birlikte olalım Ilmeklerimizi birer sıra, birer sıra trabzanlarımızın üzerinden aldık ve sıramızın başındayız. Bakın şişimizde topladık. Şimdi şu şekilde bir görüntü oldu. Bakın ilmeklerimizi aldığımız için buradan modelimizi uygulamaya hemen başlıyoruz. Bakın modelimizin düz yanı burası. Hemen başlıyorum modelimi uygulamaya. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane örmeden aldım bakınız. Bir defa şişimin üzerine ipimi alıyorum. Üç tane ilmeğimi aynı anda büzüp tekrar üç tane ilmek çıkarıyorum. Bakınız şimdi. Burada bir tane boş bu kenar ilmeği olarak sayıyoruz. Bunu şimdi bilmeyen arkadaşlarım için tekrar anlatmak istiyorum. O yüzden bu kenar ilmeği. Şurada üç tane ilmek var. Bu üç ilmeği önce teke indireceğiz. Önünden ve arkasından birer artarak yine 3 tane ilmek sayısını ulaştıracağız. Yani herhangi bir ilmek sayımız eksilmeyecek. Bir defa doluyorum. Bakınız bir ilmek oldu. Üçünü aynı anda alıyorum. İkinci ilmeği çıkardım. Ve tekrar bir tane artış yaptım. Toplamda yine 3 tane ilmeğe ulaştım. Sonrası 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 üçünü düz olarak ördüm. Şimdi sıradaki 3 ilmeğimi öncesinde başını doluyorum. Üçünü aynı anda düz olarak örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Bir tane artmıştım, bir tane üçünü aldım. ikinci ilmeğim oldu. Grubum son ilmeğini artırarak örüyorum. 3 tane artırıyorum. Bakınız 3 ilmeğim oldu şöyle. Şimdi şu üçü düzü de örelim. 1 2 3 modelimiz tamamen bundan ibaret olacak bu yönden şimdi şuradan fazla uzaklaşmadan bilmeyen arkadaşlarım için bir tekrar edelim birinci kenar ilmeğini saymıyoruz arkadaşlar önümüzde 3 tane ilmeğimiz vardı bir tane şişimizin üzerine doladık 3 ilmeğimi teke bindirdim ve bir tane daha dolayarak yine kesmiş olduğum 3 ilmek sayısına ulaştım 1 dola 3'ünü al 1 dola tekrar tekrar bir de şöyle söyleyelim 1 art üçünü birden kes 1 bir art 3'ünü bu şekilde ördüm. Bu kesme işlemi ve artma işlemi yaptığımız yerden sonraki 3 ilmeği düz örüyorum. Sonrasında yine aynı şuradaki işlemi yapıyorum. Bu işlem ve bu işlem birbiri ardınca bütün ilmeklerimiz bitene kadar tekrar edecek. 3 düzden sonra yine 1 art 3'ünü kes 1 art bakın 3'ünü aynı anda aldım 1 art 3'ünü kes tekilmeye düşür. 1 art sonra 3 düz. 3 düzümü gördüm ve yine 1 art 3 kez 1 art 3 tane düz. Bakın bu şekilde kollayarak ilerleyelim. 3 düzü ördüm. 1 art 3 kez 1 art. Kesmenin öncesinde ve sonrasında artışlarımız var. 3 düz 1 2 3 3 düzü ördüm tekrar 1 art 3 kez 1 art 3 düz 1 2 3 3 düzü ördüm 1 art 3 aynı anda düz kez 1 art ve 3 tane düz Son kez bir daha yapalım. 3 düzüm ördüm. 1 art 3 aynı anda örüp kesiyorum. 1 art 3 tane düz. 3 düz sonrası 1 art 3 kes 1 art 3 düz. Evet sıramızın sonuna kadar bu işlemlerimizi tekrar edelim. İlmeklerimizin tamamını örerek geldim. En son dikkat etmemiz gereken nokta e, sondaki kalan 3 tane ilmeğimizin tıpkı başlangıçtaki gibi kesilecek ilmek olması lazım. Her ikisinin görüntüsünün aynı olması için. Eğer 3 tane düz olacaksa şöyle geriye gidip e, şu kol altına doğru ayarlama yapabilirsiniz. 3 tane keseceğimizi 2 tane keserek de alabilirsiniz. Evet şöyle 3 tane düzümü ördüm artışımı yapıyorum 3 ilmeğimi teke düşürüyorum bir artışımı yapıyorum son ilmeğimi ben şöyle ters örüyorum ki ilmek kenarım düzgün olsun diye Evet modelimizi kurduğumuz şekliyle başladık ve tamamladık şöyle göstermek istiyorum bakınız bir tane boşaldım bir arttım 3 kestim bir arttım 3 tane düz bir art 3 kes bir art 3 düz bir art üçünü birden kes bir art 3 tane düz şeklinde örerek tamamladık. Arkayı da ise yapacağımız işlem, bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak örmek. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve şöyle ipimi alıyorum ki buradaki artmış olduğum ilmeği hiç şişimden kaçırmadan ters örüyorum. Bütünü kestiğim ters diğerlerinin hepsini ters ters örerek ilerliyorum. Bakın sona kadar bütün ilmeğimizi ters örelim. Örgümün arka yönünde bütün ilmeklerimi ters örerek geldim ve modelimin ilk sırasını kurdum. İki sırada modelimizin bir bölümü kurulmakta. Yani kaydırmalı bir model ama kaydırmalı olması lütfen gözümüzü korkutmasın çünkü çok çok kolay bir çalışma. Şöyle bakalım bakınız. Önce bir ilmeği boşaldık, artarak başlamıştık. 3 tane ilmeğimizi kesip yeniden 3 ilmeği çıkarmıştık. Bakınız arkadan da örüncü 3 ilmeğimiz tekrar yerine geldi. Sonrasında 3 tane düzlerimiz vardı. Bakın bir önceki sırada 3 düz örmüştük. Sonrasında bir artıp 3'ünü kesip bir tane daha artmıştık. Ve yine düz 3 tane ilmeğimiz model uygulamadığımız düz olarak ördüğümüz ilmeklerimiz vardı. Şimdi yeni sıramızda bu kez 3 tane örmediğimiz ilmeğimizi burada büzeceğiz. Düzdüğümüzü büzmeden üç düz olarak öreceğiz. Büzmediklerimizin üzerinde büzelik çalışacağız. Diğer şöyle delikleri ajurları oluşturduğumuz yerde ise düz örgü şeklinde öreceğiz. Şimdi yaparak çalışalım. İki sırada bir bu şekilde örüp diğer üçüncü sıramızda modelimizin yerlerini değiştireceğiz. Her iki sırada bir değişecek. Zaten arkadan ters örüyoruz. Sadece ön yüzde birer sıra modelimizi kuruyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir önceki sırada kesip artışlarımı yaptığım için. Bakınız delikleri görüyorum. Bu sırada delik olmayacak. Üçünü düz örüyorum. Bir iki üç. Bir önceki sıramızda örmemiştim. Bakınız düz alttan duruyor. Hiç deliğimiz, ajurumuz, herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi bunu ilk önce bir art üç kes bir artı yapıyoruz. Ve modelimiz bakın bundan ibaret. Şimdi bir önceki sırada delikli bakın deliklerin üzerine hepsini de düz düz örüyoruz. Ama buradaki artış bu 3 tane kestiğimizin artış. Yani burada yine 3 ilmeğimiz olacak. 1, 2, 3. Önce deliğimizin üzerine sonra ortada büzdüğümüzü ve diğer deliğin üzerine örüyorum. 3 ilmeğimi elde ediyorum. Şimdi 3 tane düz altta örmediğim çalışmamın hemen öncesinde şişimin üzerine bir tane ilmeğimi alıyorum. Üçünü tek ilmek şeklinde örerek kesiyorum. Kestikten sonra yine bir tane artışımı yapıyorum. Artışımı yaptım. Şimdi üç tane düz örüyorum. Deliğin üzeri, topladığımız ve diğer deliğin üzeri 1 2 3 diğer sırada örmediğimin hemen öncesinde ipimi şişimin üzerine alıyorum. Üçünü aynı anda topluyorum ve bir tane daha artış yapıyorum. Bir önceki sırada işlem yaptığımı 3 tane düz olarak örüyorum. Diğer sırada işlem yapmadığımızın önüne hemen şişimin üzerine alıyorum. Üçünü toparlıyorum. Bir de sonrasında yine şişimin üzerine ipimi alıp artışımı yapıyorum. 3 tane diğer sırada ördüğümü bakın diğer sırada ördüğümüzü düz örüyoruz örmediklerimiz üzerinde işlem yapıyoruz hemen 1 2 3 tane düzümü örüyorum işlem yapmadığıma geliyorum üçünü aynı anda alıyorum ve bir tane artış yapıyorum 3 tane düzümü örüyorum. Modelimiz bu kadar kolay. Evet sona kadar bu şekilde devam ettirelim. Bakın şimdilik şöyle göründü. Büyüdükçe harika bir görüntü olacak inşallah. Sona kadar gelelim. İkinci sıramızı da yerleştirdim. Bütün e, ilmeklerimi örerek tamamladım. Şimdi arkasını çeviriyorum. Arkadan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hiç ayırt etmiyoruz. Hepsini arttığımızı, kestiğimizi hepsini İlk ilmeğimi örmeden aldığım diğerlerini ters örüyorum. Örgümüzün arkasından bütün ilmeklerimizi ters olarak ördüm. Şimdi modelimizi yeniden kuracağız. Bakınız modelimiz ilk sırada kurduğumuz şekliyle kuracağız şimdi. Birinci sıramızda bu şekilde kuruyoruz. Hemen artışla başlayıp 3 ilmeğimi kesiyorum. Diğer sıramızda ikinci sıramızda kurduğumuz gibi yani çiftlerde bir sıra artarak başlıyoruz ve üçünü kesiyoruz. Diğer ikinci sıramızda, dördüncü sıramızda, altıncı sıramızda ise buradaki şu üç taneyi kesiyoruz. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Modelimizi ilk sırada kurduğumuz şekliyle kuruyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Üç tane ilmeğimi teke indiriyorum. Ve bir tane artışımı yapıyorum. Bir önceki sırada kesmiş oldum, bakınız kestim ve yanlarından arttım delik burada. Bunu da üç tane düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada örmediklerimi şişimin üzerine alıyorum, üçünü kesiyorum, bir art, üç kes, bir art yapıyoruz ve arkasından gelenleri 3 düz örüyoruz. Ve arkadan da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bir art, üç kes bir art şöyle bakınız bu üçünü de düz örüyorum bir art üç kes bir art üç ilmeği çıkardım üç tane düz tığ işi robamızdan sonra aşağıda üç büzgülerimizi örerek yeleğimi yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ettim bakın şu şekilde çok güzel oldu Şimdi bu şişle ördüğümüz kısım yeterli. Şimdi yine tığımızla lastik bölümümüzü çalışmaya başlayalım. Kaç tane sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 sıra 3 büzmemi ördüm. Ve yeterli lastiğimize başlayalım. Zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. Buradaki zincirimizin uzunluğu istediğiniz lastik kalınlığına göre olmalı. Kalın isteyen arkadaşlarım zincir sayısını fazla tutsun. Normal isteyenler için ise 7-8 yeterli olacaktı. Daha küçük isteyenler ise 5 tane çekebilirler. Şimdi çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. 8. zincire değil 7. zincire gelerek batıyorum ve birer birer sık iğnelerimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnem ördüm. Şimdi örgümüz bu yöne doğru lastiğimizi öreceğimiz için şöyle devam edeceğiz ve şöyle bakınız burada 7 tane sık iğneyi ördüm. Şu şekilde batmam lazım. Bakın hemen dibindekine batsam şu çıktığımız yerin hemen dibindekine batsam çok pot bir lastik olacak. Onun için yanındakine tam gelmekte bakın şöyle yaptığımız zaman yanındakine bir atlıyorum. Yanındakine girerek sabitliyorum bakın bir atladım. Yanındakine batarak sık iğnemi ördüm. Ve arkasını çeviriyorum arkayı çevirdikten sonra şimdi birer birer e, buradan sık iğnelerimizi örüyorum ama bu kez tam almıyoruz. Dış kattaki bakın buğday gibi olan kısmı şu dış kattaki bölümlerini örerek e, lastiğimizi devam ettiriyorum. İçinden çıktığım ilmeği örmüyorum. Hemen yanındakine bakın içinden çıktığımı örmüyorum. Yanındakine giriyorum. Bir. Devam ediyorum. 2. 3. 4 5 6 7. ve son sık iğnemi örüyorum. 7 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim ve örmeye başlıyorum. Zincir çekip ördüm. Sık iğne olarak buraya batmıyorum. Hemen yanındakinden başlıyorum. Bakınız içinden çektiğimi örmüyorum. Yanındakinden başlıyorum. 1 2 7 şer sık iğne olacak hep. 3 4 5 6 7 Bakın 7.yi de ördüm. Şimdi 7.yi ördükten sonra Örgümüz şöyleydi. Bir tane atlıyorum. Bakın bir atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Çünkü hemen bir atlamasam burası bükülecek. Çok fazla toparlanacak. Onun için buradaki dibindeki ilmeği atlıyorum. Bir sonraki ilmeğe yani şuraya batıyorum. Bir atladım. Yanındakine batarak sık iğnemle birleştirdim. Geriye dönüyorum. İçinden çıktığıma batmıyorum. Yanındakine batıyorum bakınız. 1 2 3 4 5 6 ve 7 oluyor. İçinden çıktığıma değil, yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 yedinin sonra bir tane zincir çekiyorum. Bu dış kısımda zincir çekiyoruz. İleğimizle bağlantılı yerde çekmiyoruz. Çeviriyorum. Zincireme değil yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7.'ye batıyorum. 7 tane sık iğnemi ördükten sonra hemen yanındakini değil bir atlayarak sık iğnemi örüyorum. Çeviriyorum. Zincirimin içinden çıktığına değil yani ilmeğimin içinden çıktığına değil yanındakine sık iğne ile başlıyorum. Yine hep tek kat alıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Bitişte burada bir zincirimiz oluyor. Çeviriyoruz. Zincirimize değil hemen yanındakine batıyoruz. Zincirime değil yanındaki. Hep 7 7 bu şekilde sona kadar örüyoruz. Yeteri kadar e, ördük. İnşallah anlaşılmıştır. Şu uçta bir zincirimiz var. Yukarı bağlantıda yok. Birer atlıyoruz. Eğer kasacak gibi olursa e, hemen aynı yere de Batabilirsiniz. Yani eğer burası çok küçük olup burası geniş kalacaksa oraya hemen arada bir de yanındakine şöyle batabilirsiniz. Bakın bu kez şöyle yanına batıyorum ve de çevirip devam ediyorum. İçinden çıktığıma değil yanına bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi bir zincirimi çekip dönüyorum ve bu şekilde lastiklerimizi örelim. Sona kadar tamamlayalım. Bakın ön yüzden şu şekilde görülmekte lastiğimiz. Yeleğimizin lastik kısmını bu uçtan başlamıştım. Aynı şekilde örerek devam ettim ve sona kadar geldim. Sonda birkaç yer kaldı. Orayı da sizlerle birlikte çalışalım. kadar aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Bakınız ne kadar güzel oldu. Şişle yapılmış gibi de bir görünümü oldu. Hem e, yukarıdaki modelimize uygun olarak güzel bir çalışma hemen batıyorum. Buradaki en son bölüme de batıyorum en son. Şöyle bakın. Alıyorum. döndürüyorum, Lastiğimi Tamamlıyorum. Evet, en son bölümümü bitirdim. Şimdi ben daha öncesinde kolumun bir tanesini ördüm. Ee, evde vaktim vardı, oraya sona kadar geldikten sonra bu kısmın bir tanesini ördüm. Ee, yine yeleğimin ön kısmının lastiğinin bir bölümünde çalıştım, yani bu bölümünü çalıştım. Burası düğme dikilecek bölüm, sağ tarafı. Sol tarafı ise. Sizlerle birlikte ilik çalışmamızı da yaparak devam edelim diye bıraktım ve buradan itibaren başlıyorum. Şurayı ipimi ben koptuğu için bağlamıştım şöyle. Burası da ipimizin bağı daha sonra alacağım kafamız karışmasın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Buradan yan tarafa doğru örmeye başlayacağım için ve hemen dönüyorum. Altı çekelim. Diğer tarafı da 5 tane ile yapmıştım. 6. son zinciri dönüyorum. 5 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. sık iğnemi örüyorum. 5 tane sık iğne ördükten sonra şu ipler şöyle alıyorum ki e, herhangi bir görünmeyi engel olması yan taraftan yukarıya doğru çıkışımızı yapacağız iliğimizin yan tarafına bir ileriye bakın buradan girmiştim bir ileriye batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum bir sonrakine bir daha batıp ilmeğimi çıkarıyorum 3 tane ilmek oluyor tığımda bir tanesi örgümü yürüttüm ikisi de yeni çıkarttım şu şekilde geçiriyorum ve çeviriyorum çıktığıma batmıyorum yanındakine batıyorum bir 2 3 4 son 5 bitişte bir zincir çekiyorum zincirimizin çıktığına değil hemen yanındakine bakın zincirimizin çıktığı değil yanındakini dış kattan alıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğneyi örüyorum 5 sık iğne tamamlandıktan sonra yana geçiyorum bir tane ilmek çıkarıyorum ikinci ilmeği çıkarıyorum bir tane daha ilmek çıkarıyorum 3 arada 3 e, tane ilmek çıkaralım ki e, katlanması marullanması e, genelde 2 2 çıkaralım 3 taneyi de göz ölçüsü olarak göz kararı olarak çıkaralım üçünü bu şekilde kapadım döndürüyorum. Kapadığım ilmeğe değil hemen yanındakine 1. Hep dıştan alıyorum. 2 3 4 ve 5. Dışta bir zincirimi çekiyorum, çeviriyorum. Zincirimi çektiğime değil yanındakine giriyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi örüyorum 5. bittikten sonra yan tarafa geçiş yapıyorum bir ilmek çıkarıyorum yukarıya geçiyorum bir ilmek daha çıkarıyorum kapatıyorum burada bir tane de ilik açalım şimdi buradan gelirken zincir çekmiyorum ilmek çıkardığım yerin hemen yanındakine batıyorum bir ikinciyi örüyorum İkinciyi ördükten sonra bir tane ilik açalım bir zincir üçüncüyü atlıyorum dördüncüye batıyorum beşinciyi de örüyorum burada bir tane ilik çalışmamız oldu dış olduğu için bir zincirimi çekiyorum zincirimi çıktığına değil yanındakine batıyorum 1 2 ilik için bir tane zincir çekmiştim o tam üçüncü oluyor 4 ve 5 liklerimizi bu şekilde açalım uygun aralıklarla bakınız şöyle yeterli olacaktır tam üçüncüye açtık iki bu tarafında iki de diğer tarafında kaldı şimdi bir tane ilmek çıkarıyorum ve modelimi şöyle düzeltiyorum hemen yanına giriyorum bakın koca boşluğa giriyorum bir ilmek daha alıyorum iki ilmek çıkardım çekiyorum ilmeği çıkardım yere örmüyorum bakın buraya batmıyorum hemen yanına batıyorum 1 2 3 4 5 Umarım anlaşılmıştır. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Bitirdiğim için dış köşeye bir zincir çeviriyorum. Zincirimin çıktığına değil hemen yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Yana geçiyorum. Bakın, yanda artık e, büyüdüler. Bir tane buraya, bir tane de buraya batıyorum. Şöyle tuttuğum zaman buraya batmaya buraya batmışız. Bakın, battığımız yere batmıyorum. Bir üste geçiyorum, bir ilmek çıkarıyorum. Bir üste geçip bir ilmek daha çıkarıyorum. Üçünü kapatıyorum ve çeviriyorum. Ilmek çıktığıma değil yanındakini eğer e, toparlayacak gibi olursa bir aşağıdan da aralı arada batabiliriz onu ayarlamalarını yapalım hemen yanındakine batıyorum 2 3 4 ve 5 bakın şöyle bir ileriye battığım yere batmadım bir ileriye batıp iki ilmeğimi çıkarıp dönüyorum ve bu şekilde yukarıya doğru örerek e, tamamlayalım. Tıpkı diğer önde bakınız, diğer önde de ben aynı işlemlerimizi tekrar ederek başa kadar ördüm. Şurada bakın e, üç büzme modelimizin yanındaki duruşu da bu şekilde görülmekte. Kolumuzun birini bu şekilde ördüm. Diğer kolumuzda sizlerle birlikte başlayalım. 1 Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. Kol altımdan giriyorum. Kol altından şöyle batıyorum ve sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 6. zincire değil, yanındakine batıyorum. 1. Yine bunda da 5 aynı önümüzdeki çalıştığımız gibi 2 3 4 5 tane sık iğnemi ördüm. 5. sık iğnemi tamamladıktan sonra bakın burası kolumuzun tam alt kısmı. Şuradaki artış yaparak ördüğümüz kısım. Yanındaki bölüme geçip bir ilmek çıkarıyorum. Bir sonraki şu artışımızın olduğu yerden bakın devam eden trabzanın bulunduğu yere bir tane ilmek çıkarıyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum çeviriyorum zincir çekmiyorum tıpkı önümüzde yaptığımız gibi bu çıkana atmıyorum yanındakine batıyorum 1 2 3 4 ve 5 kenara bir zincir çeviriyorum zincirimin olduğu yeri değil yanına 1 2 3 4 ve 5. 5 sık iğneyi ördükten sonra kolumu şöyle çeviriyorum. Yandaki trabzandan girip bir ilmek çıkarıyorum. Ve şuradaki boşluğa geliyorum. Bir ilmek de buradan alıyorum. Kapatıyorum. Kapadığım yere değil, bakın o ilmeğe değil, yanındakinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Zincirimi çıkardığıma değil yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5'ten çıkardım. Bakınız, aşağıdan başladım, yukarıya doğru gidiyorum. Şimdi trabzanların olduğu yere geldim. Birinci trabzandan bir ilmek aldım. İkinci trabzandan bir ilmek aldım. Üçüncü trabzandan da bir ilmek aldım. Bir tane de yürüttüğüm ilmeğim vardı. Hepsinden birer ilmek çıkardım. Üçünü tek seferde çekip kapadım ve çevirdim. İlmeğimi kapadığım değil yanındakinden örmeye başlıyorum. 5 tane sık iğnemi 2 3 4 5 genişçe anlattım inşallah. Çok rahat yaparsınız. Zincirime değil yanındakine battım. Eğer büzecek gibi olursa 3 değil 2 tane alabilirsiniz. Şimdi 1 çıkardım. 2 çıkardım. Eğer büzecek olursa 2 yeterli. Üçüncüye geçtim. Tığınızla elinizin ölçüsüne göre eliniz çok sıkıysa 3 büzebilir ama normalse 3 gayet rahat olmakta. Arada 2 defa da alabilirsiniz. İlmeğimi kapadığıma değil yanındakine batıyorum ve bu şekilde sona kadar örüyorum. 2 3 4 ve 5 bir zincirimi çekiyorum Evet kolumuzu da tamamlayalım yeleğimizin iliklerini açarak ilerledim ilk iliğimi sizlerle birlikte açmıştım birinci şöyle ikinci üçüncü ve dördüncü iliğim açtım dört tane ilikten oluştu şimdi en son bitiş yerindeyim en son sizlerle birlikte burayı tamamlayalım bir tane örüyorum zincirimi yine aynı şekilde birer birer sık iğnelerimi örüp uç kısma geliyorum ben ipimi yetecek kadar koparmıştım diğer taraflarda kullanmak için Evet ilk başlangıca geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi de çekiyorum ben ipimi daha önce kopardığım için şöyle yetecek kadar ayırmıştım eliğimizin önü de bu şekilde tamamlanıyor. Uzun ipimizi biraz şöyle kesip içeriye gizleyelim. Yakamız da bu şekilde tamamlandı. Şöyle iliğimizin olduğu bölümümüzü çalıştık. Ne kadar güzel oldu. Ben çok sevdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Şimdi kolumuzu da ben örerek geldim. Diğer kolumu sizlerle birlikte başlamıştım. Şöyle şöyle Aynı gösterdiğim şekilde örmeye devam ettim ve kol altına gelince bıraktım. Kol altını sizlerle birlikte çalışalım diye. Çünkü bakınız burada herhangi bir devam eden trabzanımız yok. Bir de kolumuzun artık kapanması gerekiyor. O yüzden birlikte çalışalım. Defalarca girmeyeceğiz. Bir tane zincirimi çekerek başlıyorum. devam ediyorum. Birer birer bütün sık iğnelerimi ördüm. 5. sık iğnemi de ördükten sonra yeleğimin kolunun altındayım. Bakınız şöyle tam artış yerindeyim. Artış yerinin sonrasında da bir sıra trabzanımı görmekteyim. Artış yerimin bulunduğu yere bakın yerdeki bölüme girip batıyorum. 5 tane sık iğnemi ördükten sonra buraya sabitlendim. Şimdi yandaki trabzanın bulunduğu yere girerek bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Ve şöyle modelimin bakınız ilmeklerini görmekteyim. İçine giriyorum. Bir e, örgümü devam ettirdim ve iki tane de ilmek çıkarıyorum. Üçüncü bir ilmeği daha alıyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum. Üçünü aynı anda çektikten sonra buradaki bakın ipimin e, örgümün yönü burada hemen buraya geçiyorum başlangıç yönüne buraya sabitleniyorum ilmeğimi kaydırdım şimdi karşıya geçiyorum karşıdan bir tane kat alıyorum kapatıyorum buradan bakınız buradan bir kat alıyorum karşıdan bir kat alıyorum kaydırıyorum bu taraftan diğer taraftan alıp ilmeğimi kaydırıyorum karşılıklı birer birer ilmeklerimizi çıkararak birleştiriyoruz ve en son bu şekilde birleştirdim şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum kestiğimiz ipimizde gizleyelim Şöyle kol altımızı da tamamladık. Kolumuz da şu şekilde görülmekte. Bakın önden de böyle. İpimi gizliyorum. Evet kolumuzun kenarını da çalıştıktan sonra 4 tane de ben ilik açmıştım. İliklerimin karşılığında düğmelerimi de diktim. Yeleğim kullanılmaya hazır hale geldi. Arkasından bu şekilde görülmekte. Önü ise şöyle Güzel ve kolay bir çalışma oldu gördüğünüz gibi. Umarım sizler de beğenip sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.